Arkadaşlar, sizin hayatınızda başka bir şey yok mu ya? İşiniz, gücünüz, kavga, gürültü, birbirinizi çekemiyorsunuz. Aha, diyene bak. Biraz yemeğe odaklanır mısınız? Ya Allah'ım, bir şey söyleyeceğim sana. Deniz. Efendim bebeğim. Bize diyorsun hep kavga, gürültü diye de sizin bizimkinden daha böyle etkili kavgalı gürültüleriniz. Ya ha. Biz yapıyoruz, geri barışıyoruz. Tamam biz, ya. Biz alıştık, bir şey alıştık. Sen sürekli ağlıyorsun ya. Evet. Ya ben artık gerçekten çok merak ediyorum. Senin bu hayat hikayen ne ya? Seni böyle ağlatan şey ne yani? Düğününde suratın asık. Buraya evet, geliyorsun, suratın asık. Öyle bir enerjin var ya. 4 alıyorsun, 5 alıyorsun, suratın asık. Bir insan hiç mi gülmez ya? Ya yanlış anlama ama. Burada hani söyledin ya dün sokakta kaldık ettik falan diye. Evet. Ya bu... Sokakta kaldınız da, ya senin hiçbir abin ablan yok. Hadi babam vefat etti, annenle konuşmadın da. Hiç mi abin ablan da yok ya? Kızlar, var. Benim ailem çok kalabalık. 13 kardeşiz biz. 13? Maşallah. Evet. Allah uzun ömürler versin. 7 kız, 6 erkek. 13 kardeş ve sen kapıda kalıyorsun. Evet, kimsesizim diyorsun, o da şey benim, yani. Benim hayatım çok zor geçti şimdiye kadar. Nasıl yani? Yani hayatımda hep kayıplarım oldu. Babam vefat etti. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Ben evlenmeden 1 yıl önce. Aa. Hasta mıydı ki baban? Yani şey... Hayır, iş kazası. Aa. Evet, maalesef. Ay. Aniden kaybettik oğlu ve çok zor günler geçirdik. Nasıl oldu peki? Elektrik çarptı. Aa. Aa. İnanmıyorum. Maalesef. Kaç yaşındaydı babam? 50 yaşındaydı. Ay yani gençmiş ya. Gençti. Çok acı bir ölüm gerçekten. Sonra babamın ölümüne daha alışamadan kardeşimi kaybettik. Ay. İnanmıyorum ya. Nasıl bir şey bu üst üste? O kaç yaşındaydı? 22 yaşındaydı. Peki yani siz bu kadar kalabalıksınız. Babanı kaybediyorsun, kardeşini kaybediyorsun. İnsan hani en azından bu kadar kardeşten ya birkaçına da olsa tutunmak ister. Yani yanında ister. Hani bir de şöyle, siz zaten babayı kaybedince kardeşler olarak birlikte hani daha sıkı bağ olması gerekmiyor mu? Evet, insan tutunabilir mi? Hani böyle ayrı olmak yerine birbiriniz... Biz birbirimize çok bağlıyız ama ben onların üzülmesini istemedim. Nasıl yani ya? Nasıl öyle bir durumda olduğumu bilsinler istemedim. Ama ya, sen üzülüyorsun bebeği. Olsun, ben onların üzülmesin, ben üzülürüm. Senin genel yapın bu ya. Çok fedakar, çok. Evet, hep böyle içine kapatıyorsun kendini. Hani mesela kayınvalidesindeki durumda da o evde de. Evet. Mesela eşin, ben benim en çok içime dokunan nokta, evden atıldınız ama sırf gidecek yeriniz yok diye eşine diyorsun ki hani gitme bir yere, gidecek yerimiz yok. Ya Ayşe Hanım, bir şey soracağım ya. Bak orada kızlar da soruyor. Deniz'in neden boyuna suratı asık? Yani surat hiç gülmüyor ya. Çok ketum, o yüzden diyorum. Neden hiçbir insan gülmez mi ya? Gel geleli bir kere bile gülmedi. Babasını kaybetti. 2 yıl önce Allah de kardeşini kaybetti. Ha. Evet. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Ay kız, neden ka? Öldü babası. Kaza. İş kazası. Kardeşi? Kardeş de öyle. Çok acılar çekti. Anladım. Gençti kardeşi, 22 yaşındaydı. Ay, çok üzüldüm ya. Böyle acılı, acısını bile anlatamıyor. Sen buna niye sahip çıkmıyorsun? Anası da sen ol, babası da sen ol, kardeşi de sen ol. Her şeyi sen ol Allah aşkına ya. Yani her şeyi yaşamış. Yazık ya. Hiç suratı gülmüyor ya. Bu yaşta hiç suratı insanın gülmüyor. Kocası çıktı sahip. Ama sen de annesisin. Sen de sahip çık. Bak çok acılar çekmiş yani. Sen ona anne ol, baba ol. Bak yok. Kardeş ol, her şey ol ya. Uğraşıyorum ama olamıyorum işte. Ya nasıl biliyorum Ayşe Hanım? Senin de evladın var. Hani kızın varmış, evlendirmişsin. Onun yerine Allah sana bir evlat vermiş. Bak kız çocuğu vermiş. Isınamıyorum işte. Allah ne Allah. Acısı üstünde kaldı. Isınamıyorum. Niye? Gelinime ısınamıyorum. Geline ısınamıyor. Geline ısınamıyormuş. Kız neden ısınamıyor? Ne bileyim ben, için istemediğin için. İstemediğin için. Kadın, kadın ağzı var, dili yok ya. Evet, sesli. Sen öyle bil onu. Ya Allah aşkına bir gidip şuradan sarılmadın kıza. Kızım ben varım arkanda demedin. Asevilay biliyor. Yeşim orada bir babasından olay anlattı. Ben hem ya, burada gözyaşı döktüm. Eşim kimse olmasın. Tamam, ben varım, ya, annem tamam var. Ya üzülme, ben öyle aklıma geldi. Sadece ben yoksa babamı biliyorsunuz çok seviyorum. Varız.
Sen üzülme, senin arkanda biz varız. Biliyorum, ondan yana şüphem yok. Sen ha. Ama üzme. Sen ağlayınca ben biliyorsun kötü zaten, olurum. Zaten evet, zaten ben seni orada öyle gördüm. Yok, ben sadece tamam tuttum mı? Hatta kendimi tutmaya çalışıyorum. Sen onu bir kere unut. Ben sizin gibi yapmacıklar yapamam. Aa, ya, ne alaka Ayşe Hanım ya? Aa, niye yapmacık? İnsan yapmacık ağlar mı ya? Yapamam. Nasıl donuksunuz ya? Ben anlamadım. Böyle bir şey olur kız mu ya? Kız Allah aşkına kalk git gelinine bir sarıl. Taş mısın sen ya? Sarılamam. Git sarıl bir gelinine. Sevmiyor. Sevmiyor. Ya ne kadar sevmese sevmesin Sevilay Hanım yani. Ya. Allah sana evlat vermiş ya. O da senin bir kızın ya. Baban Kanepi vefat ediyor. Tamam mı? Kardeşim vefat ediyor. Zaten eşin biliyor mu bunu? Neyi biliyor mu? Vefat ettiklerini biliyorlar tabii değil mi? Biliyor eşi. Tabii ki. Evlenmeden bir yıl önce. Bir kayınvalidenin eline düşüyorsun ve hala sana o da böyle davranıyor. Yani Deniz ne bitmez çilen varmış. Sen bu dünyaya çile çekmeye gelmiş gibisin. Evet. İnşallah ya senin... insanın kaderi baştan nasıl yazıldıysa öyle devam ediyor. Hani gerçekten sanki böyle bu dünyaya senin sınavın hani dert çekmek, çile çekmek... Hani bu gibi. Evet öyle zaten. Öyle çekiyor. Yani biraz daha ben şimdi şeyi merak ediyordum. Şimdi senin devamlı suratın asıklı falan ya. Diyordum ki hani bu kız niye hiç gülmüyor? Hani devamlı yüzü asık, devamlı yüzü asık. Niye bu kızın hiç yüzü gülmüyor diyordum. Hani şimdi anlıyorum. Tabii her insanın yaşadığı durumlar, olaylar farklıdır. Dışarıdan herkese her şey toz pembe görünüyor. Herkes kendi derdini büyük sanıyor. Evet. Yani sen yine güçlüsün bence. Çok fedakarsın ama. Ya çok. Evet biraz kendini unutmuşsun ya sanki herkes ya. Herkes için bak ailen için, eşin için, çocukların için ya sürekli kendini feda etmişsin ya. Benim hayatım hep dramla geçti şimdiye kadar. Babamı kaybettim, kardeşimi kaybettim. Sonra çok sevdiğim babaannemi kaybettim. Babaannem bizi büyüttü, o baktı yıllarca bize. Benim babam 3 yaşındayken dedem vefat ettiği için biz babaannemle beraber yetiştik. Ya seni yani gerçekten o kadar iyi anlıyorum ki. Kendimi zaten şu an zor tutuyorum. Pandemi yüzünden cenazesine bile gidemedim yani kadının. Ben her zaman kendimi çok sahipsiz ve yalnız hissediyorum ailemi kaybettikten sonra. Ay ağlayacağım ya. Ya. Vay içim... Şu anda var ya anlatamıyorum gerçekten. Allah'a şükür bir annem var. Eşin var, çocukların var. Ya. Çocuklarım var ama ayakta durmaya çalışıyorum her zaman. Güçlü olmaya çalışıyorum yoksa toparlayamam çocuklarım için. Güçlü nasıl olabilirsin ki? Yanında tutunacağın bir şey olması lazım ki. Ya güçlü ol. Şu an senin tutunacak dalın yok ya. Çocukların şu an bir tek hani. Ayakta anne durmam babanın gerekiyor. Yeri de farklı bilmiyorum. Deniz, efendim? İnşallah senin kaderini çocukların yaşamaz. İnşallah yaşamaz. Amin. Yani ben elimden geleni yapıyorum çocuklarım için. Ben eminim ki sen çok güzel bir annesindir. Bence çok Deniz, temiz kalpli bir sen kızsın değilsin, zaten. Ben varım. Ay. Senin yanında ben varım canım benim. Ben varım senin yanında. Ben sana sarılırım. Ben sana ana olurum. Sen kendini üzme. Sen işte ana. Şey olunca helal olsun. Ya. Ben bir tanem sen kendini üzme. Tamam mı? Gel çektiğimiz güzel o gözyaşlarımız. Deniz'in tamam yanında şimdi? Bizler varız. Aynen, Deniz yalnız bizle, değil. Ne olursa olsun senin işte söz konusu senin, böyle şeyler oldu mu hiçbirimiz şey yapamıyoruz ya. Bundan sonra ben de senin... Sen şov yapma şov. ...düşünce beni ara. Gözyaşlarınızı. Ya bu kadar olmaz ya. Ya lan teyze ya. Şov yapma diyor Ayşe teyze. Ya git Allah aşkına ya. Şov yap. Git. Geliyorsun pes ya. Lan sen nasıl bir insansın ya? Geliyor geliyor sana bağıracak. Gel, gel otur bari gel. Bu kadın beni 5 dakikada anladı. Siz beni 8 yılda anlayamadınız. Bilmiyorum öz yerini tutar mı eder mi ama bizler de senin kız kardeşiniz bundan aynen sonra. Aynen öyle. Yani bizler hani de senin bir kardeşiniz. Hiçbir hani derdin, sıkıntın olduğunda asla çekinme bizden yani. Ya ben yani her zaman çocukluğumdan belli güçlü yetiştim. Her zaman ayaklarımın üstünde kendim durmaya çalıştım ve hala öyle devam ediyor. Allah'ım beni kimseye muhtaç etmesin. Başka amin, bir şey istemiyorum. Amin. Yani baksana kızın kimsesi yok. Durumunu biliyor. Kayınvalidenin davranışına bak ya. Ya diyorum ya inşallah. Ya insan düşman olsa yapmaz ya. O çocuklarının kaderi sana ben benzemez. Ben bir dizi izlediğinde birinin babası vefat ettiğinde bir rol gördüğümde çok ağlıyorum.
Ve kayınannemin evindeyken de hiç dayanamaz. Odaya gider ağlardım o görmesin diye. Hiçbir gün bile ya insan anlamaz mı? Bir destek olur. Der ki senin annen de baban da biziz, biz yanındayız. Bu kadın sana bir kere şöyle camdan sarılıp yavrum işte... Ben odamda ağlar ağlar çıkardım hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir vicdan yok içinde ya, hiç merhamet yok ya. Kucakladın da ne oldu? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Ayşe Hanım, kucakımı sildirdin mi gözyaşlarını? Sildim tabii. Ne oldu kıskandın? Sildim elimini. Elimle ne kıskanacağım ya? Geldi geleli Ayşe Hanım diyor ki ben diyor bunu severek almadım diyor. İstemiyor ama insan istemese de bir merhamet olur. Ortada iki tane çocuk var ya Ayşe ben Hanım. Zaten oğlumu nasıl taş kalbin var senin ben ya? Ben zaten oğlumu görsem doldururum.